Merhaba arkadaşlar. Size Belçika'nın bir köyünde burayı da görün istedim. Dedim ki burada böyle küçük bir gezi videosu çekeyim size. Biliyorsunuz bir süredir Avrupa'dayım. Buranın köyü böyle. Gördüğünüz gibi sokakları falan. Şu an mesela gündüz. Burada saat 10 falan sanırım. 10-11 arası. Telefonda video çektiğim için bakamıyorum saate. Ama burası 7-24 böyle. Yani çok sessiz, sakin, kimsenin olmadığı, gündüz insanlar çalışıyor, akşamları da herkes evinde. Hafta sonları da genelde böyle sessiz. Gerçi Avrupa'nın bütün geneli sessiz. Hani Türkiye'deki gibi böyle 7-24 her şeye ulaşabileceğiniz, çıkıp dışarılarda böyle fellik fellik gezebileceğiniz bir yer değil. Onu söyleyeyim ben size. Yani çok belli noktalarında Amsterdam'da ya da çok büyük şehir merkezlerinde ya da turistik bölgelerde olay değişiyor tabii. Çok fazla turist olduğu için 7-24 hayat olabiliyor ama oralarda da yaşam çok pahalı. O yüzden halkı kendi halkı ya da işte burada yaşamak isteyen gurbetçiler böyle sessiz sakin ya da uzak yerleri tercih etmek durumunda kalıyorlar. O yüzden ben hazır gezeceğim. Gezerken size de böyle video içerisinde sokaklarını biraz daha merkezine ineceğim orayı. Oraları falan göstereyim istedim. Sonrasında İlerleyen günlerde bir market alışveriş videosu da çekeceğim. Onları da görürsünüz. Şu an Belçika'dayım. Sonraki günlerde Hollanda'ya geçeceğim. Oradan bonjour. Hollanda'ya geçeceğim. Bu teyzeyle bonjourlaştık bu arada. Orada da çeşitli vloglar çekerim. Halkı çok iyi. Herkes çıkıp karşılaştığınızda kimse hani asık suratlı davranmıyor. Herkes bonjuk mesiyor, bonjuk mesiyor diye dolanıyor ortada. Böyle bir şehir. Yani köy aslında da bizim için şehir hiç köy gibi değil açıkçası. Biraz daha böyle hafif bir kalabalık yerlerine ineceğim. Kalabalık bulabilirsem inşallah. O zaman oralarda da video paylaşırım. Şimdi böyle yürürken size birazcık açıklama yapayım dedim. Durum bundan mütevellit arkadaşlar. Avrupa, Avrupa. Alın size Avrupa. Yani ben bundan sonra arkadaşlar sürekli böyle vloglar çekeceğim. Orada Avrupa'ya gelme hayali, Avrupa'da yaşamak isteyenler. Mikrofonum açık mı bu arada ya? Bir vakit. Varsa videolarımı takip etsin. Burada yaşamayı hayal edenler falan. Şu evler çok hoşuma gitti bu arada. Dur. Şunu da göstereyim. size elimden geldiğince yaşadıklarımı, ne yaptığımı, nasıl bir yol izlediğimi, siz nasıl bir yol izleyebilirsiniz onları. Hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Belki faydam da dokunur. Buradaki işlemleri çözünce buraya gelmek isteyenler olursa onlarla ilgili hayallerini nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiğince. O yüzden bence videoları mutlaka ama mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu arada ben böyle meydan gibi bir yerlere falan geldim ama çok bildiğim bir yerde değil. İşte şöyle döneyim. Bakın. Burada kilisesi var. Burası böyle meydan. Ama kimse yok. Şurada bağırayım mı? Neredesiniz ulan? Bu kadar araba var. Bir Allah'ın kulu yok diye. Ben buranın en çok mimarisini sevdim. Evler falan hep böyle iki katlı. En büyük mesela şey alıştı şu onlar için. Şu arkamda gördüğünüz şurası. Onlar için apartman. Dört katlı bir yer. Yani. Burada zaten ev yapımlarında ya da bina yapımlarında belediyenin izin verdiği şey toprak yapısını kesinlikle bozmadan inşaat yapmakmış. O yüzden hani insanlar buradaki eğimlerde işte bazı evler yüksek, bazı evler alçak ya da kat çıkarken maalesef ki belli izinler doğrultusunda yani bizdeki gibi. Aa şurada bir arsam var. Bir kat daha fazla çıksam kafası yapamıyorsunuz maalesef ki. Çünkü sürekli denetleniyor. Böyle bir yer burası arkadaşlar. Aşırı sessiz. Burası şey ya tam emekli köyü. Emekli köyü ama. Yani böyle. Evet sizle beraber ben de bakıyorum. Bir aksiyon arıyorum ama. Aksiyon tınne. Tınne tınne. Ben size bir sonraki şeyde market video çekeyim. Ondan sonra da Hollanda'ya indiğimde Amsterdam sokaklarını ve ayrıca tam bir Utrecht aşığı oldum. Utrecht sokaklarını çekeyim çünkü çok sevdim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan sonra Utrecht'te yaşayacağım. Çok güzel bir yer ayrıca. Şimdilik bu kadar diyelim. Mesela saat 11. Köyde bir tane
Berber var ama hala açık değil. Burası da minik bir meydan arkadaşlar böyle. Şurada bir market var, burada bir eczane. Öyle yürümeye devam ediyorum. İnanılmaz huzurlu bir kere. Yani bir alan kolu yok gibi gözüküyor ama çok tatlı bir yer bence. Neyse, tabii ki Avrupa'nın her yeri böyle değil. Burası çalışan bir köy. Köy 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 köy. Burada böyle görebildiğiniz en büyük şeylerden bir tanesi bol bol yeşillik arkadaşlar. Hava mükemmel temiz. İnanılmaz yani binlerce insan yaşıyor belki ama her yer doğa yani doğa. Evet. Hiçbir ağaç kesilmiyor gibi gibi gibi. Böyle bakın. Hep böyle evler. Şöyle yapayım. Görün açıcık. Evet, mahalleme girdim. Bakın arkadaşlar burada böyle fazlalık eşyalarını koymuş insanlar. Evlerinin pencerelerine. İhtiyacı olanların işte evin kapısını çalıyor. İhtiyacın varsa. Üzerine de böyle temsili rakamlar koymuş. 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro gibi. Alıyorsun. Tabii bunların bedelsiz olanları da var. Burada böyle küçük bir bakkal var. Minik şu mahallenin. Benim yaşadığım mahallede burası bu arada. Şu an bulunduğum mahalle. Şuradaki şu gördüğünüz gri evler var ya. Evet, o evlerdeyim. Bakın burada da komşuculuk. Gibi gibi gibi. Böyle. Evet arkadaşlar, böyle ufak bir köy turu yaptım size. Bu gittiğim yer sanırım birazcık şeydi. Sapa bir tarafına gittim ben. Çok fazla buraları bilmediğim için. Şimdi kaldığım, yaşadığım ev burası. Ben bu tarafa doğru gittim. Yarın da bu tarafa doğru gideceğim. Çünkü ben gezdiğimde yani beni burada bir abimin yanında kalıyorum. O beni gezdirdiğinde çok daha güzel yerlere götürmüştü. Ben şimdi akşam buradan yürüyerek oraya nasıl çıkabileceğimi bir öğreneyim tam anlamıyla. Ondan sonra bir sonraki videoda sizi birazcık daha böyle güzel yerlere götüreceğim. Ben şimdi eve geldim. Belki bir de bir canlı yayın falan da açarım evden. Bahçeden. Ondan sonra sohbet ederiz. Zaten özleştik YouTube'da çok. Bundan sonra daha çok YouTube videoları göreceksiniz. Ben size söyleyeyim. Avrupa'yı birlikte karış karış gezeceğiz. Haberiniz olsun. Sizi seviyorum.